Arkadaşlar hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum. Ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Arkanıza yaslanın ve derin bir nefes alın. Çünkü yeni yıla yaklaştığımız bugünlerde size Noel Baba'nın minik, sihirli hatta ürkütücü yardımcıları olan elflerden bahsediyorum. O halde eğer yeterince cesursanız ve uykusuz kalmaya hazırsanız videomuz başlıyor. Arkadaşlarım, eğer daha önce hiç duymadıysanız elfler Noel Baba'nın minik ve sadık yardımcılarıdır. Kuzey Kutbu'nda Noel Baba ile birlikte yaşarlar ve ona yardım ederler. Ayrıca tıpkı Noel Baba gibi insanlara kolay kolay görünmezler. Noel Baba'nın evini gizli tutmak, onu kötülüklerden korumak, geyiklerine bakmak gibi görevleri vardır. Ayrıca yıl boyunca dünyadaki tüm çocukları gözlemleyip yaramaz ya da uslu durduklarına dair Noel Baba'ya bilgi verirler. Ve bunun için bir liste hazırlarlar. Aynı zamanda sihir yapma yeteneklerinin olduğu da söyleniyor. Elfler ilk olarak İskandinav mitolojisinde ortaya çıkmışlardır. Ve oradaki insanlar elfleri gizli halk olarak da isimlendirmişlerdir arkadaşlar. Genellikle sivri kulakları olan minik ya da cüce insanlar oldukları düşünülür. Hatta avcunuza bile sığabilecek kadar minik oldukları söylenir. Ancak ürkütücü olan şu ki bazı efsaneler onların gerçekten aramızda yaşadığını anlatıyor. Ve kılık değiştirip tıpkı bir insan gibi davrandıkları için onların bir elf olduğunu anlamayabilirsiniz. Yani tanıdığınız biri, bir komşunuz, hatta en yakın arkadaşınız bile olabilirler. Arkadaşlar, orta çağda yaşayan insanlarsa elfleri karanlık ve tehlikeli varlıklar olarak görüyorlardı. Onların insanların bebeklerini çalıp yerine bir bebeğe benzeyen, hasta ve ürkütücü bir yaratık koyduğuna inanırlardı. Ayrıca elfler geceleri insanların korkunç kabuslar görmelerine de sebep olabilirlerdi. Kimileri elflerin iyi varlıklar, kimileri ise kötü varlıklar olduğunu söyler. Ancak insanlar genellikle onların kötü varlıklar olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Çünkü haklarında pek çok ürkütücü efsane dolaşıyor. Ve her zaman olduğu gibi tabii ki elfler hakkında sizler için creepypasta hikayeler buldum arkadaşlar. O halde Bay Elf adındaki ilk hikayemizle başlayalım. Noel yaklaşıyordu. Bir baba çocuklarına Noel hediyesi almak için alışverişe gitmişti ve mağazada satılan ilginç bir cihaz dikkatini çekti. Bu aslında bir Noel süsüydü ancak içinde bir kamera vardı. Akşam olup eve döndüğünde iki kızı da bu hediyeyi çok sevdiler. Ve baba bu cihazı yeni yıl için süsledikleri ağacın tepesine asmaya karar verdi. Cihaz oturma odasını mükemmel bir şekilde görüntüleyebiliyordu. Böylece Noel gecesi Noel Baba'nın evlerine girip hediyelerini ağacın altına bıraktığı anları kaydedebileceklerdi. O gece aile heyecan içinde uyumaya gitti. Çünkü Noel Baba'nın gelişini ve hediyelerini koymasını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorlardı. Ertesi sabah olduğunda hepsi merdivenlerden koşarak aşağıya indiler. Çocukların babası süsü ağaçtan çıkardı ve kaydettikleri videoyu kontrol etmek istedi. Baba ve çocuklar videoyu heyecan içerisinde izledi. Noel Baba'nın getirdiği hediyeleri gülümseyerek yeni yıl ağaçlarının altına bıraktığını ve sonra bacadan çıkarak evden ayrıldığını gördüler. Arkadaşlar, bu arada eğer bilmiyorsanız Noel Baba'nın evlerimize gizlice bacadan girip bacadan çıktığına inanılıyor. Yani inanışa göre o hiçbir zaman kapıdan gelmiyor. Videoyu izledikleri sırada çocukların babası videoda birden Noel Baba'nın koymadığı gizemli bir hediye paketi olduğunu fark etti. Paket parlak mavi bir kağıda sarılıydı ve üzerinde çocukların babasının adı yazılıydı. Adam eşine dönüp "Bu hediyeyi sen mi koydun?" diye sordu. Eşi şaşırmış bir şekilde adama bakıp "Hayır" diye cevapladı. Çocuklara sorduğundaysa onlar da "Hayır" diye cevap verdiler. Ancak o sırada çocuklardan biri "Baba, bu kesinlikle Bay Elf olmalı" dedi. Ve parmağıyla videonun hala oynadığı laptopu işaret etti. Baba videoyu tekrar izlemeye başladı. Ve oturma odasının duvarında tam da Noel Baba gelmeden önce insan şeklinde bir gölge olduğunu fark etti. Gölge yavaşça yılbaşı ağacına doğru hareket ediyordu. Ancak Noel Baba'nın geldiğini fark ettiği an hemen ağacın arkasına saklanmıştı. Bu ürkütücü gölge Noel Baba ağacın altına hediyeler bıraktığı süre boyunca onu gizlice izlemişti. Ve Noel Baba evi terk eder terk etmez saklandığı yerden çıkmıştı. Ardından sanki kameranın her zaman orada olduğunu biliyormuş gibi kameraya doğru yürümeye başlamıştı. Ve kameraya uzanıp kamerayı kapatmıştı. Bu elf kostümü giymiş bir adamdı.
Çocukların babası videoyu izlerken oldukça paniklemişti ancak onları korkutmamak için bunu belli etmemeye çalışıyordu. Derken baba Bay Elf'in bıraktığı mavi hediye paketini açmaya karar verdi. Paketi açtığında ise içinde dün gece ağacın tepesine astığı cihazın pilleri duruyordu. Arkadaşlar bu hikaye bence son derece ürkütücüydü. Biri neden elf kılığına girmek ister ki bunu kesinlikle anlayamıyorum. Ancak her zaman yaptığım gibi sizleri uyarmak istiyorum. O halde yılbaşı gecesinde çok dikkatli olun. Çünkü bazen karanlığın içine saklanmış gözler sizi gizlice izliyor olabilir. Ve bazen karanlık size beklenmedik bir hediye bırakabilir. Ancak unutmayın, hediyelerin arkasında her zaman da masum bir hikaye olmayabilir. Bu arada peki siz yılbaşı ağacınızın altında üzerinde isminizin yazılı olduğu bir hediye paketi bulsaydınız onu açar mıydınız sevgili arkadaşlarım? Eğer açardım diyorsanız yorumlara bir hediye paketi emojisi, ancak kesinlikle açmazdım diyorsanız da yorumlara bir Noel Baba emojisi bırakın. Cevaplarınızı şimdiden merak ediyorum. Arkadaşlar şimdi de size elflerle ilgili son derece popüler ve çok bilindik bir inanıştan, daha doğrusu gelenekten bahsetmek istiyorum. Bu gelenek bizim ülkemizde pek, hatta hiç bilinmese de Noel'i kutlayan ülkelerde oldukça yaygındır. Bu geleneğin adı ise Elf on the Shelf olarak geçer. Yani bunu raftaki elf olarak da çevirebiliriz arkadaşlar. Geleneğe göre her Noel öncesinde bir elf Kuzey Kutbu'ndan çocukların davranışlarını gözlemlemek için gelir. Yani Noel Baba'nın bu minik yardımcısı gündüzleri çocukları izler ve her gece Kuzey Kutbu'na dönüp onların yaramaz mı yoksa iyi mi olduğu hakkında Noel Baba'ya bilgi verir. Ayrıca bu geleneğin bazı kuralları vardır sevgili arkadaşlarım. Genellikle Aralık ayının başlarında aileler çocuklara hediye olarak bir elf verirler. İlk kural, bu elfe bir isim seçmektir ve sadece o isimle çağrılabilir. İkinci kurala göre ise çocuklar uyanıkken elf asla hareket etmez ya da konuşmaz, sadece gece çocuklar uyurken hareket eder. Gece boyunca Kuzey Kutbu'na yolculuk yapıp geri döndüğünde ise onu bıraktığınız pozisyonda bulursunuz. Arkadaşlar üçüncü kurala göre ise elfi görebilirsiniz ancak ona asla dokunmamalısınız. Aksi takdirde sihrini kaybeder ve bu bazı korkunç sonuçlar doğurabilir. Eğer ona yanlışlıkla dokunursanız da özür dilemenizi öneriyorlar. Dördüncü kurala göre elf gece boyunca çocukların davranışlarını izler. Ardından Kuzey Kutbu'na giderek Noel Baba'ya bir davranış raporu sunar. Bu rapor çocukların iyiler ya da yaramazlar listesine girdiklerine dair bilgiler içerir. Bu arada yaramazlar listesine girmenin son derece korkunç sonuçları vardır arkadaşlar. Bundan daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Beşinci kuralımıza göre ise bu gelenek her yıl Aralık ayının başında başlar ve sadece 24 Aralık, yani Noel gecesine kadar devam eder. İnanışa göre elf bir sonraki yıl tekrar gelmek üzere Noel gecesi evine döner. Arkadaşlar bence bu gelenek biraz ürkütücü. Evimde sürekli beni izleyen bir şey olduğunu bilmek açıkçası beni birazcık geriyor. Sevgili arkadaşlarım, şimdi de biraz elfler hakkındaki batıl inanışlardan bahsedelim. Bunlardan ilki elflerin neden sivri ayakkabıları olduğu ile ilgili ve cevabı son derece şaşırtıcı. Elflerin Noel Baba'yı gören çocukların gözlerini çıkarabilmek için sivri ayakkabılar giydiğine inanılıyor arkadaşlar. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim çünkü ilk duyduğumda ben de aynı tepkiyi vermiştim. Bir başka batıl inanış ise Noel Baba ile ilgili. Bildiğiniz gibi Noel Baba'yı hiçbir zaman göremeyiz. O her zaman gizlice gelir. Ancak eğer onu habersizce izler ve onu görürseniz, efsaneye göre Kum Adam adındaki bir varlık gelip gözlerinize kum atar. Ve bunun sonucunda maalesef kör olursunuz. Tabii ki bunun sadece bir efsane olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu arada hep Noel Baba'dan bahsediyoruz. Ancak bir de Noel Anne diye bir şey olduğunu daha önce hiç duymuş muydunuz? Eğer Noel Anne hakkında ürkütücü bir video yapmamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Sevgili arkadaşlarım, böylece bugünün videosunun sonuna geldik. Eğer hala nefes alabiliyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeterince cesursanız kanala abone olmayı unutmayın. Beni bu kadar görmek sizlere yeterli gelmediyse hemen bundan önce paylaştığım uzun korku videosunu atlayın. Ayrıca araştırmamı istediğiniz farklı konular, korkunç efsaneler ya da paranormal olaylar varsa yorumlarda benimle çekinmeden paylaşın. Umarım benimle keyifli ve ürkütücü vakit geçirebilmişsinizdir. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi unutmayın. Karanlık ve gizemli maceralarımız devam edecek. O halde bir sonraki videoda görüşünceye dek korkuyla kalın.